Palto. Çoban Ahmet dayı dert küpüydü. Korkunç savaş yıllarında çok şeyini yitirmişti. Karısı ölmüş, oğlu da kaybolmuştu. Şehirdeki işini de kaybedince bir köyde çobanlık yapmaya başlamıştı. Bir gün yol kenarında koyunlarını otlatırken hasta bir genci şehre götürdüklerini gördü. Anlaşılan zavallı genç kendisinden de fakirdi. İncecik bir ceketin içinde titreyip duruyordu. Çoban Ahmet dayı yıllardır üstünden çıkarmadığı paltosunu hasta delikanlıya giydirdi. Hastane koridorunda muayene olmak için iki büklüm bekleyen hasta genç birinin "Baba!" diye kendisine dokunduğunu hissedince şaşırdı. Başını kaldırıp baktı. Karşısındaki delikanlıyı tanıyamadı. Ona "Baba!" diye seslenen delikanlı da şaşırmıştı. "Affedersiniz, üzerinizdeki paltoyu yıllardır göremediğim babamın paltosuna benzettim. Sizi de babam zannettim," diye özür diledi. Hasta delikanlı ona babasının kim olduğunu sordu. Biraz konuşunca da bu delikanlının Ahmet dayının oğlu olduğunu anladı. Ona yanılmadığını, bu paltonun gerçekten babasına ait olduğunu söyledi. Muayenesi bittikten sonra çoban Ahmet dayının hasta bakıcı oğluyla birlikte köye döndüler ve baba oğul kavuştular. Peygamber Efendimizin "Bir iyiliğe 10 kat mükafat verilir" sözü ne kadar da doğruymuş, değil mi?